Kaslardan bahsedelim. Bakın sağ tarafa bir insan vücudu çizdim. İnsan figürü diyelim. Anlatmak istediğim üç ana kas tipi var. Resim bu açıdan işimize yarayacak. Kasları üstüne çizerek hangi kas tipinin nerede yer aldığını göstereceğim. Şimdi kas dediğimde aklınıza gelen ilk şey hareket olmalı. Vücudunuzda gerçekleşen hareket türlerini bir düşünün. Gerçekten tüm yaratıcılığınızı kullanın ve gerçekleşen tüm hareketleri düşünün. Mesela kolay bir örnek vereyim. Bacağımızın hareketi. Bir yandan konuşurken bir yandan da kasları işaretleyeceğim. Diyelim ki futbol oynuyorsunuz ve bacağınız hareket halinde. Yani burada devasa bir kas var ve bu kas bir kemiğe bağlı. Değil mi? Burada küçük bir kemik var. Yok canım ne küçüğü. Vücudumuzdaki en büyük kemik bu. Femur yani uyluk kemiği. Yani bu kas uyluk kemiğine bağlı. Peki neyle bağlı? Bir tendonla bağlı. Her iki ucunda da tendonlar var. Yani tendon kası kemiğe bağlıyor ve kemiği hareket ettirmesini sağlıyor. Bu iskelet kaslarına bir örnekti. Demek ki iskelet kasları tendonlar aracılığıyla kemiklere bağlanıyormuş. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Her iskelet kası bir tendona ve bir kemiğe bağlı olmak zorunda mı? Hı, aslında hayır. Bazı kaslar tendonlara bile bağlı değil. Mesela az önce çizdiğimiz kasın hemen üstünde eksternal oblik adı verilen bir kas var. Şimdilik isimlere çok takılmayın olur mu? Söylemek istediğim bu kas herhangi bir tendona bağlı değil. Aslında bir açıdan burası tendon olarak düşünülebilir ama yassı bir tendon bu. Temelde dev bir lif dokusu tabakası. Peki bu lif dokusu tabakası havada öyle asılı mı duruyor? Hayır, diğer taraftaki lif dokusu tabakası ile birleşiyor. Çünkü vücudumuz simetrik. Aynı lif dokusundan karşı tarafta da var. Evet, doğru tahmin. Karşıdaki bu lif dokusu tabakası da başka bir eksternal oblik kasına bağlı. Yani gördüğünüz gibi bu kas aslında gerçek bir tendona bağlanmıyor. Yassı bir tendona bağlanıyor. Daha doğrusu tendona benzer yassı bir şeye bağlanıyor. Ve bu şeye biz aponevroz adını veriyoruz. Bu terimler karşınıza çıkabilir. O yüzden kulağarşını alınız olsun istiyorum. Evet. Artık biri çıkıp size sorsa Tüm iskelet kasları bir tendona ve bir kemiğe bağlı mıdır?" dese, "Hayır." diyebilirsiniz. Bazı kaslar aponevroz adı verilen yassı bir tendona bağlıdır diye cevap verebilirsiniz. Bunları neden anlattım? Şunu söylemek için, iskelet kaslarınızı kendiniz de tespit edebilirsiniz. Çünkü iskelet kasları genelde dışarıdan belli olur. Yani iskelet kasları kolaylıkla belirlenebiliyor. E, peki ya diğer ikisi? Kalp kası ve düz kaslarda durum ne? Mesela şunu merak edebilirsiniz. Kalp kası dendiğine göre bu kas sadece kalpte mi bulunuyor? Cevap. Evet. Kalp kasımız tam burada. Ve kalp kası adından da anlaşılacağı üzere sadece kalpte yer alır. Yani kalpteki özelleşmiş kas hücreleri iskelet kaslarından ve düz kaslardan o kadar farklı ki o yüzden ayrı bir kategoriye ve isme sahip. Bu ilginç hücreler kalp hücreleri olarak adlandırılıyor ve sadece ve sadece kalpte bulunuyor. Bu arada bu sütun ilgili kas hücrelerinin nerelerde bulunduğunu gösteriyor. E Peki ya düz kaslar? Onlar nerede bulunuyor? İçi boş olan organları düşünün. Yani düz kaslar içinde bir boşluk olan tüm organlarda ve damarlarda yer alıyor. Bunlar düz kasların söz konusu olduğu iki ana kategori. Başka kategoriler de var ama bunlar ana kategoriler. Yani düz kasların yaklaşık yüzde %95'i boşluklu organlarda ve damarlarda bulunuyor. Düz kas dendiğinde aklınıza bu ikisi gelmeli. Peki boşluklu organ ne demek? Mesela mide. Mide boşluklu bir organ. Buraya birkaç örnek yazayım. Ha veya bağırsaklar. İşte bunun gibi organlar. Hatırlatıcı olsun diye mideyi yazıp bırakacağım. Özetle içinde boş bir hacim olan organları kastediyorum. Kan damarlarına gelince. Mesela en geniş kan damarlarından biri aort. Öyle değil mi? Kalbin üstünden çıkıp böyle bir kavis yapıyor. Aslında bu da boşluklu bir organ. Sonuçta damarların içi de boş. Tabii o boşluktan kan akıyor orası ayrı ama bir boşluk var yani. Dolayısıyla tanım olarak boşluklu organ bağlamından çok da uzak değil. Ayrıca düz kaslar damarların çeperlerinde yer alıyor. Tıpkı boşluklu organlarda olduğu gibi. Yani düz kaslar neredeymiş? boşluklu organların çeperlerinde ve damarların çeperlerinde. Hatırlatayım. Bu sütun bu üç farklı kas tipinin nerelerde bulunduğunu gösteriyor. İşin hareket kısmına gelecek olursak, mesela midedeki düz kaslar yiyeceklerin sindirim sisteminde ilerlemesine yardım ediyor. Kalp kası kalbin atmasını sağlıyor. Bayağı önemli bir hareket yapıyor yani. İskelet kasları ise zaten biliyorsunuz, her gün kullanıyorsunuz. Arkadaşınızla el sıkıştığınızda, annenize sarıldığınızda vücudunuzu hareket ettiren kaslar iskelet kasları. Evet, devam edelim. Bu üç kas tipi arasındaki diğer farkları bir düşünelim. Mesela hareket kontrolünden bahsedelim. Yani hareketi kim kontrol ediyor ona bakalım. Hareket bizim kontrolümüzde mi yoksa otomatik mi? Mesela düz kaslar otomatik olarak hareket eder. Daha doğrusu istemsiz. Bu sözcükle ileride sık sık karşılaşacaksınız. İstemsiz hareket, vücudun otomatik olarak gerçekleştirdiği hareket demek. Aynısı kalp kası için de geçerli. İstemsiz. Yani bir sonraki kalp atışını düşünmek zorunda değiliz. Kalp otomatik olarak atıyor zaten. İskelet kaslarında ise tersi geçerli. Burada hareket istemli. Mesela kalkmak istemezsem kalkmam. Koşmak istemezsem koşmam. Bu kasların gerçekleştirdiği tüm hareketler benim kontrolümde. Ne zaman yapacağıma ben karar veririm. Okla mı göstersem acaba? Gelelim hıza. Hangi kaslar daha hızlı, hangi kaslar daha yavaş? En yavaş kaslar düz kaslardır. En hızlı olansa iskelet kaslarıdır. Ne güzel değil mi? İstemli hareketlerimiz, yani bizim kontrolümüzde olan hareketler en hızlı. Düz kasların hareketi ise en yavaş. Kalp kası ise bu ikisinin arasında bir yerlerde kalıyor. Ortada bir yerlerde. Bir topu yakalamak için yaptığımız zıplama hareketinin yanında damarlarımızın daralması veya genişlemesi türü hareketler oldukça yavaş kalıyor. İlki gerçekten bayağı hızlı çünkü. Binlerce küçük kas hareketi yıldırım hızıyla gerçekleşiyor. O yüzden bu tür hareketler en hızlıları. Son olarak bu kasların neye benzediğini çizeceğim size. Hakikaten hücresel boyutta nasıl görünüyorlar acaba? Hepsine tek tek bakalım ve neye benzediklerini görelim. Düz kas hücresinin şekli gözü andırıyor. Veya badem diyelim. Bazen bu şekilde de tarif edilir çünkü. Ama bana hep gözü anımsatır. Tek bir göz. Dikkat ederseniz iki ucu yani köşesi sivri. O yüzden iyi biçimli de deniyor. <laughs> Herhalde bu elde pamuk eğirmenin yaygın olduğu zamanlardan kalma bir tabir. Evet bu hücrelerin diğer bir özelliği ise tek çekirdekli olmaları. Ve dikkat ettiyseniz tam ortaya çizdim çekirdeği. Yani bu hücreler tek çekirdekli ve o çekirdekte hücrenin ortasında. İşte bir düz kas hücresi aşağı yukarı buna benziyor. E peki kalp hücresi neye benzer? Kalp hücresi çatallıdır. Bu kalp kasının en ilginç alameti farikalarından biri. Her kalp kası çatallı olacak diye bir şey de yok tabi. Bazıları da normal öyle sıradan bir şekle sahiptir. Mesela böyle. Ama arada çatallı hücrelerin de olması bu yapının hemen ayırt edilebilmesini sağlıyor. Artık böyle bir yapının var olduğunu bildiğinize göre bunu silebilirim. Şimdi çatallı hücreye odaklanacağım. Çünkü kalp hücrelerinin diğerlerinden bir bakışta ayırt edilebilmesini sağlayan bu. Bunların da çekirdeği var. Sayısı bazen bir, bazen de iki oluyor. Ne ilginç değil mi? Çünkü genelde her hücrenin tek bir çekirdeğe sahip olabileceğini düşünürüz. Düz kasların tek çekirdekli olduğunu bu yüzden vurguladım zaten. Kalp kasında bazen birden fazla çekirdek bulunabiliyor. Şu iki özelliği yazayım. Çatallı. Tek veya iki çekirdekli. Hepsi iki çekirdekli değil yani ama iki çekirdekli de olabiliyorlar. Ve bu çekirdek veya çekirdeklerde hücrenin ortasında bir yerde yer alıyor. Ortayı neden vurguladığımı göstereyim. Ama önce iskelet kası hücresini çizmem lazım. İskelet kası hücresi de böyle bir şey. Üstünde böyle çıkıntıları var. Bombeler yani. Çizmeye çalışıyorum tabi. Niçin çizdiğimi görmek üzeresiniz. İskelet kası hücresinin kenarlarında ya da çevresinde böyle cepler var. Her cebin içinde de birer çekirdek bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir değil, iki değil, sürüyle çekirdek var bu hücrelerde. Bunlar bir bakıma dev hücreler aslında. Öncelikle düz birer silindir şeklindeler. Yani çatallı değiller, silindir şeklinde. Ve çok sayıda çekirdekleri var. Burası çok çok önemli. Çok bariz bir ayırt edici özellik. Sizce de öyle değil mi? Çok sayıda çekirdeği var ve bu çekirdekler hücrenin çevresine yani kenarlarına dağılmış halde. Diğerlerinde çekirdeğin ortada olduğunu bu yüzden vurguladım işte. Şimdi son olarak bu hücrelere mikroskop altında bakacak olursanız ki çok uzun zaman önce keşfedilmiş bir şey bu. Böyle göründüklerini fark edersiniz. Yani çizgili. Bu şekilde çizgi çizgidirler. Ama düz kasların böyle olmadığını görürsünüz. Sadece iskelet kaslarında ve kalp kasında bu çizgilerden vardır. <laughs> Pijama gibi, değil mi? Kalp kası özel ve ayrı bir kas tipi olduğu için çizgili kas dendiğinde iskelet kası anlaşılır. Halbuki kalp de çizgili bir kastır. Çizgisiz tek kas tipi düz kaslardır. Yani bu ikisi çizgili kaslardır. Neden? Çünkü üzerlerinde böyle enine çizgiler var. Mikroskopta böyle görünüyorlar. Bu kasların tam olarak ne için çizgili olduğunu, bunun hücreye dair neyi ifade ettiğini başka bir videoda konuşacağız. Şimdilik konuyla ilgili genel bir bilgi sahibi olduğunuzu umuyorum. En azından konunun bayağı ilginç olduğunu gördünüz. Kalp kasıyla kası ile düz kas arasında bir takım benzerlikler var. İkisi de istemsiz hareket ediyor. Bunu biliyorsunuz. İskelet kası ile kalp kası arasında benzerlikler var. İkisi de çizgili kas. Eh, bunu da kavradınız. Yani üçünün de birbiriyle benzerliklerini ve farklarını açıkça gördünüz. Eh, o zaman mesele yok. Hoşçakalın.